Arabasını seven herkese selam. Bugün yine Türkiye'nin en büyük, Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip, Türkiye'nin demeyelim ama dünyanın değil, en çeşitli tunik, aksesuar bulunduran, sizlere hizmet veren, en uygun fiyata hizmet veren Akso Tunik kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapalım biliyor musun Barış? Hep böyle tampondu, difüzördü falan gidiyoruz ya. İnsanlar şey diyor ya artık. Honda'sı var, Honda yok mu diyor ya. Tabii benzin bidonu soran olmadı ama. Ben de dedim ki bugün benzin bidonlarını koyalım. Ya çok çeşit var da. Bu ürünleri her yerden alamıyorsunuz. Doğru mu? Abi yani, onlar çok tarz. Yani öyle, ben ona benzin koymaya kıyamam yani şu yeşile falan. Tabii yani o parayı verince ben de koyamam yani. Abi bunu böyle... Televizyonun yanında falan koyarım böyle. Arabada çalarlar diye korkarım yani. Şimdi şöyle bir şey var. Bu ürünleri her yerde bulamıyoruz. Her yerde bu ürünler satışı yok. Biz bu ürünleri getiriyoruz. İnternet sitemizde de satıyoruz. Ama bu ürünlerden kimsenin haberi yok. Gerçekten haberi yok. Yani bizim internet sitesine girip ben şeylere baktım. Hani arama istatistiklerine bakıyorum. Arama motorunda benzin bidonu aranmamış. Hiç. Çok şöyle. Yani aranmış ama çok az sayıda aramış. Ofertçilere bakıyordu ya bu arada. Evet. Şimdi biz de önce bir videoda hani bu ürünlerin de bizde olduğunu ve biz bu ürünleri getirdiğimizi görsünler diye bir video yapalım dedik. Evet, böyle ürünler elimizde mevcut. Bak şimdi bu ürünleri aslında şimdi biz bu ürünleri ne anlatacağız müşteriye? Yani bu ürünü müşterimiz bunu aldığında zaten bunu aksesuar olarak alacak. Ama aksesuar aldığında işe yarıyor mu bu ürün? Gerçekten yarıyor. Yani birincisi kesinlikle bunu kıramazsınız. Kırılmaz bir ürün. Yanmaz bir ürün. Yakamazsın. Benzin bidonu deyip geçmeyelim. Yani sadece benzin bidonu deyip diyebilirim de. Mesela bunda bir benzini koyduğumuz zaman kesinlikle bir ayda dursa içinden bunun benzinin uçmaz. Gerçekten uçmaz. Şimdi kapağını açtık. Şöyle yapayım. Şimdi kapağını açtığımızda. Şimdi şöyle kapağını çıkartıyoruz. İçi çıkıyor. O tıpa gibi kapağı bir şey da böyle. Bu tıpanın neden bu tıpa var? Olmaz. Kapak niye delik açık kaldı böyle? Onu göstereyim. İçerisinden borumuz çıkıyor. Borumuzu buraya bu şekilde koyuyoruz. Üzerine kapağımızı koyuyoruz ve benzin bidonuna artık huniye ihtiyaç yok. Yani hunisi içinden kendi çıkıyor. Bunu böyle sıkıştırıyoruz. Bunun içinde bir silikon gibi böyle bir sert bir şey var. O zaten oraya sıkışıyor kapağın buraya. Biz bunu böyle sıkıştırdığımızda kesinlikle kaçırma olur. Bak bak bak. Hiç sallamıyor biliyor musun hocam? Hiç bir gram sallanmaz. Su şuradan damlamamla kesinlikle sadece buradan çıkacak. Şimdi bunu biz böyle koyduk. Bunu da bu şekilde arabamıza koyduğumuzda buradan şimdi akması gerekiyor ama hava almıyor. Genelde yaşadığımız soru bu abi. Hava almıyor, akmıyor yani böyle dayıyorsun. Bir lık lık ediyor, tık duruyor. Kutu zaten çok sert. Kutu öyle yani normalde kolaya çevirdiğimiz zaman kutu böyle kendini çekiyor ya, yine akıyor. Bunda olmaz. Çevirdin duruyor. Çünkü hava yok. Hemen arka tarafında şöyle bir tıpımız var Barış. Bak bu da yine aynı şekilde içinde bak silikonun şeyi var. İçinde bu kesinlikle hava almaz. Sıkıştırdığı zaman bitti hava. Burada bir deliğimiz var. Bu deliği açtığımızda başlıyoruz. Benzini doldurmaya. Doldurmaya. Evet. Bu işe yarıyor. Diyeceksiniz ki ya sadece bu bidonda mı var bu özellik? Hayır. Bu bidonda da var o özellik. Onu abi önünde alıyorsun. Büyük bidonlarımızda da var. Aynı özellikler büyük bidonlarımızda da geçer. Bak. Görüyor musun Barış? Büyük bidonumuzda biraz daha uzun. Barış bu bidonumuzu kapattık ama şimdi bu bidon kaç litre? Bu 5 litre. Bu bidonumuz mesela bu kaç litredir Barış? Bak bunu da görüyorsun. Abi 10-20. Bu ürünle diğer kırmızı gibi aynı özelliklerle sahip. Yani bunun da yine arkasında hava alma tıpası, kapağı ve hunisi var. Bunun elimizde kırmızısı, sarısı ve yeşil olarak mevcut. Yani illa yeşil olacaksın diye bir şey yok. Yani yeşili belki beğenmeyenler kırmızı almak ister. Bu kırmızısı da elimizde mevcut. Onlar yarışlarda da falan mı kullanıyorlar? Böyle elimde gelip tık 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 dolduruyor. Yok, bunu daha çok şeyde kullanıyorlar Barış. Bu ofert arabalarında arabaların üzerlerine işte ne bileyim bu arabanın arkasına şey takıyorlar mesela. Sepet takıyorlar ya, sepetlerin üzerlerinde falan oluyor. Ya daha çok bunlar görsellik. Yani görsellik ama şimdi örnek veriyorum. Ben bununla benzin koyacağım diye bir şey yok. Metanol de olur abi. Efendim? Metanol. Mesela
yarış arabalarına falan hep metanol koyuyorlar ya piste piste. Ne bileyim Türkiye'de ya kaç tane şey var. Bu bir su da olabilir yani bugün bir araziye çıkıyorsun. Su ihtiyacın oluyor. Bunu su da koyabilirsin. Su taşıyabilirsin bununla. İlle benzin taşıyacağın diye bir şey yok. Ama niye öyle deme. Bugün offroad yapanlar ne yapsın abi benzini araziye çıkıyor şimdi. Üstüne araba çamur içinde. Her tarafı çamur arabanın. Batıyorsun çıkıyorsun. Arabada benzin kalmıyor ki. Ne yapıyorsun? 20 litre depom var zaten. 5 litre depom var. Ufak mı? 20 litre depom var. Ufak mı? Hemen aç abi. 40 litre depom var. Onu yan yana koysana abi. Tabii bak, katı olduğunu görelim. Dik bir şekilde. Evet. Şöyle. Yani istiyorsan 20 litre depo yap kendine arabaya. İstiyorsan 40 litre depo yap. Arazide ne kadar benzine ihtiyacın varsa. Arabanın üzerinde gerçekten çok şık duruyor. En güzellerini sona mı sattın? Bunların hepsi güzel ya. Ama abi onlar metal, diğerleri plastik. Ya bunların işte şeyi biraz daha metal. Şahinciler falan var ya. Şahincilerde ben görüyorum mesela. Arabanın üzerinde mesela bunlar var. Bak görüyor musun? Bunisi içinde. Ve bunisinde şöyle bir özellik var. Kapak kullanmıyorsun. Bak. Kesinlikle. Hayır, kapak kullanmıyorsun. Bak çevirdim. Bitti. Ne yaptım? Şu hava doldurabilir miyim sence? Dolduramam. Tırması? Dolduramazsın. Niye? Çünkü hava almıyor. Hemen burayı da açıyorsun. Bak böyle güzel bir şekilde. Metal mi abi bunun hepsi? Tabii metal. Bunlar somun ya, bildiğimiz somun. Çok güzel. Ve çok kolay. Bak burada şu anda artık hava alabiliyor. Hava aldığı için şu anda benzinimizi doldurabiliyoruz. Ya gerçekten çok şık ya. Onları çevirir misin abi ön arkasını çevirir? Yarın videomuz bunlara yayına girdiğimizde biz arabayı almış oluruz herhalde. Yani. Ranger mı? Ha. Ranger artık bir tane piyano bilek. Yarın Ranger'ımıza artık bunlardan koyacağız. Şöyle yapıyoruz. Hemen bunu da yine aynı şekilde saklamaya bir içi. Deposu içi. Hemen içine koyuyoruz. Bak bu şekilde var iş. Kapağımızı alıyoruz. Üstten şık bir şekilde bunu da kapatıyoruz. Evet. Şu anda bunu da kapattık. Nasıl? Şöyle çevireyim. Bence gayet güzel. Çok şık. Kapağı çok güzel var iş. Aynen metal abiyiz. Arabanın depo kapağı mı? Onun kaç litreydi abi onu sormuyorum. Bu 10 litre. Bu 20 litre barış, bunun 10 litresi de var elimizde yalnız. Yani buna şey olmasın sadece. Ha, o aynı ama ben şekilde sana bir söyleyeyim Barış. Bunların içinde var ya, en iyisi hangisi biliyor musun? Hangisi abi? Benim şu anda üstüne yaslandım. Sebebi ne abi? Üstüne yaslanıyorum çünkü şu an. Şaka bir yana. Bunların arasında bence en iyisi bu. Neden iyisi bu? Bunlar hepsi aynı işi görüyor. Doğru mu? Hepsi aynı işi görüyor. Ama abi eskiden böyle bir şey yoktu. Böyle bir görüntü yoktu. Böyle bir görüntü. Ama eskiden böyle bir görüntü vardı. Aynen tarz. Tarz. Bak şuna bakar mısın Barış? Şunun duruşuna bak. Kapağı falan çok iyi. Abi kapağı bak açmak için şuradan pimi çekiyorsun. Hemen şöyle çeviriyoruz. Pimi çekemiyorsun hemen. Şimdi bak pimi şu anda çekemiyorsun. Niye? Çünkü pimi çevirmedik bak. Görüyor musun? Şimdi pimi şu şekilde tutuyoruz ya bak Barış. Şöyle çevir. Sağa veya sola çevirdiğinde bak. Tak. Pimi görüyor musun? Burada pimin de yuvaları var. Bu şekilde bitti. Şu an pimimizi açtık. Buradan yukarıya doğru kapağı kastırıyor ya. Bunu kaldırdı. Sonra kapağını açtık. Bak. Eski usul. Anladın mı? Şu anda bunun içinde şöyle bir güzellik var. Hani buralarda biz tıpa yapıyorduk ya. Hani tıpalar oluyordu. Dökemiyorsun diye. Şimdi bunda bir defa huni yok. Huni yok. Ama bunda bunu çevirdiğimiz zaman içindeki benzini huniye dökebiliyorsun. Neden? Bunun içerisinde yani o bizim hava dediğimiz şu arkalarda olan hava vardı ya. Onu adamlar bunu eski usul olduğu için içine yapmış. Bak içine yaklaştırırsan şurada bak göreceksin. Şu. Akarken dışarıya atıyor orada. Hayır buradan havayı veriyor. Anladım. Buradan havayı alıyor. Yani bu eski usul öyleydi. Bu eski bir tarz. Şöyle istiyorsan kapatırken yine bakalım nasıl kilitleniyor. Bak şimdi bunu hemen böyle aşağı doğru indiriyoruz. Şöyle indirdik. Bunu hemen indikten sonra şöyle kapatıyoruz ama kapatırken hemen bak şurada görüyor musun? Bak şu kafa şurada ve diğer tarafında yine ayak var. Bak bu şekilde bunu sıkıştırıyor. Şimdi aşağı doğru bastırdık. Bunu sıkıştırdık. Şurada bir aramız var.
sıkıştırdıktan sonra bu pimimizi içeri doğru sokuyoruz. Ve burada pimin ayarı vardı. Şu şekilde girdi, bitti. Çok basit. Kaldır. Bak şunu kaldır, açamazsın şu anda. Pime çarpıyor, görüyor musun? Pime. Hava da almıyor o zaman. Yok, hava almıyor. Niye? Hani şu mandalla bir sıkıştırdık ya. Hı hı. Mandalla sıkıştırdığımızda burayı kapattı, çok sert. Evet, bu ürünleri nereden alacağız? Aksiyotinik.com internet sitemizden. Onu şöyle alta bir defa bırakalım. Şu şekilde. Şuraya Barış, şöyle ortaya aşağıya bırakalım. Benzin bidonu arama motorumuza yazdığımızda zaten bütün ürünlerin hepsi gözükecek. Hepsi böyle sırayla karşınıza çıkacak. Her zaman söylüyorum. Orada ne gördünüz? 300 lira. 300 lira fiyatı var. Kargo parası ödemiyorsunuz. Kesinlikle. 300 liraya sahip oluyorsunuz ve bütün kredi kartlarına taksit yapıyoruz. Instagram adresimizi söylemiyor mu ne zamandan beri? Instagram adresimizi evet, biz unuttuk onu ya. Aksoy Altire Tunik. Bunu da hemen şöyle şu tarafa, şöyle şu tarafa doğru. Atıyorum köşeye, köşede doğru. Barış, ben bu işi çok seviyorum, biliyor musun? Vallahi çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Tepkiler alıyoruz ya. O tepkileri de çok seviyorum. Seyircilerimizi de çok sevmen lazım. Onları zaten seviyorum. Yani bu iş olsun olmasın, Allah şükürler olsun. Yani onların da bizi sevdiğine çok inanıyorum. Ve şöyle bir şey var, yani iş yapıyoruz ya. İş yapıyoruz. İnsanlara bakıyorum, yani insanlar çok şey yapıyor. Mesela bir yere gidiyorum, mesela bir dükkana gidiyorum. Abi oturuyorlar. Ya bizim burada oturma gibi bir lüksümüz yok. Ben öğlen yemeğini akşamla birleştirip yiyorum. Lavaboya çıkarken ikisini birleştiriyoruz. Sabahtan akşama kadar video çekiyoruz. Sadece insanlar sattığımız ürünleri böyle videodan daha güzel, net görüntü görsün. Hani almasa da sıkıntı yok ki. Hani almamış da olabilir. Yani izlesin. Bak bu ürünler de orada varmış. Aklında kalsın. Başka bir yerde bir muhabbet esnasında. Aa, ben bunu şu Aksoy'un videosunda görmüştüm desin, yeterli. Başka bir şey almasın yani. Önemli değil. Önemli olan bunlar bizde olduğunu bilsinler. Elbet bir gün bunlar satılır. Elbet bir gün herkeste off-road arabası olacak. Yani bu bir hastalık, büyüyor. O zaman aklına gelelim. Aksoy'un takalım, hoşçakalın.